Asıl mesele gündemi işgal eden iddia ve isnatların hem taraftarlarından hem de cesametinden çok daha ötesidir. Türk milletinden öç almak için kuyruğa giren yerli ve yabancı mihraklar tacizlerine, tahriklerine, tahrip gücü yüksek şer kampanyalarına şu günlerde hız vermişler, derinlik katmışlardır. Herkesi uyarıyorum. Hedef Türkiye'mizdir. Hedef son yurdumuzdur. Hedef milli birlik ve huzur ortamımızdır. Surda gedik açmak gayesiyle, hatta kale duvarlarımızı yıkmak maksadıyla, sinerjisini ve sistemsel enerjisini, Türk ve Türkiye düşmanlığından alan bir tezgah kurulmuştur. Bu menfur tezgahın siyaset taşeronları, medya tefrişatçıları, sivil toplum tertipçileri, suç ve terör örgütü temincileri, özellikle de dış tedarikçileri vardır ve bellidir. Türkiye'nin üzerine gölge düşmesi, siyasi ve hukuki çözülme yaşaması konusunda alçak bir rekabet maalesef devrededir. Amaç Türkiye'nin uluslararası camiada itibarını lekelemektir. Amaç Türkiye'nin mukavemetini kırarak her türlü müdahaleye açık hale getirmektir. Daha vahimi ise devletle millet arasındaki güven bağlarının kopuşuna hizmetle birlikte nihai aşamada doğal veya doğacak şikayetlerin birbirlerine eklemlenmesini kışkırtıp devlete ve hükümete karşı toplumsal bir direnişin gerekçesini teşkil etmektir. CHP bu pis senaryonun alt yüklenicisi üst figüranıdır. 6 ay içinde başka bir Türkiye'nin görüleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu kaosun bekçisi krizin çeşnicisi konumundadır. Hedefe derseniz Türkiye'nin kalbine hançer sokmak için tetikte bekleyen fitnedir. Asıl bizi düşündüren İpin başkanı tarafından üstlenen provokatörlük rolüdür. Geçen haftaki grup top konuşmasında sayın Cumhurbaşkanını katil Netanyahu'ya benzeten ve Siyonizm'e gülücükler saçan bu şahsın birkaç gün sonra Rize'yi ilçeleri İkizdere ve Çayeli'ni ziyaret ederek müessif olaylara sebebiyet vermesi çok yönlü incelenmeli ve mercek altına yatırılmalıdır. Söz konusu ilçe belediyelerinin Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminde bulunduğunu göz önüne aldığını, alındığında nasıl bir oyunun sahnelenmeye çalışıldığı da bariz olarak fark edilecektir. Gerek ilçe başkanlarımız, gerekse de belediye başkanlarımız gerginlikler yatıştırmak için yöre halkını sabır ve sağduyuya davet ederek teenniyle hareket etmişler ve asla tuzağa düşmemişlerdir. İp başkanının bile bile inadına yapar gibi sanki toplumsal huzursuzluğun fitilini tutuşturmak için Rize'ye gitmesi yalnızca düşüncesizlikle, yalnızca sorumsuzlukla, yalnızca öngörüsüzlükle izah edilemez. Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla eba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra Rize'yi ziyareti anlaşılıyor ki baştan ayağa olay çıkarmak üzere planlanmıştır arkasından haklı tepkilere küstahça tepki göstermesi, etrafındaki çabulcuların vatandaşlarımıza, esnaflarımıza vandalca saldırması ağır bir provokasyon halidir. Esnaf geziyorum diyenler, esnafa tekme tokat musallat olmuşlardır. İpin başkanı, Rizeli vatandaşlarımızın hassasiyetlerini kaşımanın yanı sıra, ateşle oynamış, siyasi öfkeyi körükleyerek şiddet zincirinin tıpkı 1959 Uşak olaylarında olduğu gibi ilk halkası olmak için podyuma çıkmış, daha doğrusu çıkarılmıştır. Mütakipen Anadolu Ajansı'nın kuşkulu bir muhabir tarafından İçişleri Bakanı ile ilgili hükümetin iki üyesine yöneltilen ısmarlama soru birdenbire gündeme oturmuştur. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelgeleri haksız ve hukuksuz şekilde tenkit ederek sosyal medyada açıklamalarda bulunan bu suretle görevinin sınırlarını kat ve kat aşan Viranşehir savcısının durumu da bir başka üzerinde durulması gereken muammalı konular arasındadır. Adalete düğmeye basılmışçasına saat şaibeli ve şüphe uyandıran olaylar üst üste çakışmış. Biri biterken diğeri tedavüle sokulmuştur. Bunlardan birisi de PKK'nın pençe hareketlerinin komuta merkezlerine maket uçaklarla suikat girişimidir. Diyarbakır 8. Anajet Üst Komutanlığı, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı, Batman İzansız Uçak Sistemler Üst Komutanlığı, maket uçaklı terör saldırılarının hedefi olmuştur. Çok şükür bu saldırılar zamanında ve isabetle engellenmiştir. Hatırlanacağı üzere Kanada siyalarımızı lazer tespit ve keşif kodu vermeyi bilhassa Karabağ Savaşı'ndan sonra resmen sonlandırmıştı. Ne var ki müttefik olarak bilinen aynı Kanada Belçika ile birlikte terör örgütünün sabotaj ve suikast silahı olarak kullandığı maket uçakları çok özel teknolojiyle donatmıştır. Uzaktan kumanda edilip patlayıcı taşıyan bu maket uçaklarına yaklaşık bedeli 10 bin dolar olan navigasyon sistemini müteffik ülkeler yerleştirmiştir. 2016 yılının Ocak ayında Şırnak'ın Silopi ilçesinde ABD menşeili bir insansız hava aracının ele geçirildiği hafıza kayıtlarımızda saklıdır. Bir ara Amanoslar kırsalına Bümbüş'ten kalkan yine Kanada yapımı paramotorlarla teröristlerin sızma faaliyetine şahit olunmuştur. PKK, YPK'ye eğitim ve silah desteği veren ülkeler esasen çok tanıdıktır. Şayet inanırsanız alayı dost ve müttefiklikten bahsederler. Ancak dürüst, samimi ve mert değillerdir. Utanmaları yoktur, Yüzlerine bakınca ar damarlarının çatladığını, ahlaki tezlerinin çürüdüğünü fazla zahmete katlanmadan hemen görürsünüz. Bu ülke yöneticileri eğer yutarsanız ağızlarından ne hukuku, ne özgürlüğü ne de demokrasiyi eksik ederler. Ancak Suriye'deki terör kamplarında ne arıyorsunuz? Neyi amaçlıyorsunuz? teröristlere paramotor ve maket uçak eğitimini hangi niyetle veriyorsunuz diye sorsanız iblisi bile hayrete düşürecek bahaneleri ileri sürerler. Petrol kokusu aldılar mı? Kan kokusu almış köpek balığına dönerler. Kudüs'te cinayet, Kaşgar'da eziyet, Kerkük'te ihanet, Kıbrıs'ta melanet, Karabağ'da rezalet, Kaşgar'da mezellet, Kırım'da habaset zanlıları, insanlık mirasını yağmalayan, hak ve hukuk tanımayan zalimler ve onların işbirlikçileridir. Türkiye haksızlıklara karşıdır, adaletsizliklerin karşısındadır, küresel emperyalizmin Hunhar eylemlerinin tam olarak karşı kutbundadır. Özellikle FETÖ'ye, PKK'ya ve milli bekamızı tehdit eden ülkelere yönelik sağlam duruşumuz, iç ve dış işgal cephesinin safında toplanan kim varsa rahatsız etmektedir. Devleşmiş millet iradesi çözülmek ve dağıtılmak istenmektedir. Son zamanlarda ortaya çıkan mesnetsiz iddiaların, gündeme taşınan melun iftiraların, Türkiye aleyhine icra edilen bölgesel ve küresel operasyonlardan bağımsız el alınması bize göre mümkün değildir. Değerli milletvekilleri, lütfen dikkat buyurunuz. Terörle mücadele kahramanca devam ederken vatan savunması tehditlerin doğduğu alanlarda cesaretle yapılırken bu mücadelelerin içinde yer alan asker ve sivil devlet adamlarını itibarsızlaştırma çabaları hain bir amaca matuftur. Hiç kimse aklımızla alay etmesin. Sabrımızı yanlışa yormasın. Zira biz her şeyin farkındayız. Devletin hükmü şahsiyetini milletin kutlu varlığını uçuruma çekmek üzere ifa edilen şirret kampanyayı görüyor ve takip ediyoruz. Türkiye'nin önünü kesmek için yarış halinde olanlarla karar ve irade organlarına ambargo koymak maksadıyla algı düzenekleri kuranlar herkes bilsin ki el ele vermişler yıkım ittifakının potasında birleşmişlerdir. Tekraren uyarıyorum. Oyun büyüktür. Oyun kirlidir. Oyun karanlıktır. Çok boyutlu ve çok aktörlüdür. Libya'daki müezir varlığımızın revanşını almaya çalışıyorlar. Milli davamız, Kıbrıs'taki mukavemetimizin, eşit ve egemen iki devlet kararlılığımızın hesabını sormaya kalkıyorlar. Doğu Akdeniz'deki tavizsiz duruşumuzdan korkuyorlar, intikam taasubuyla yanıp kavruluyorlar. Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK, YPK, PYD'ye dünyayı zindan etmemizden dolayı üstümüze geliyorlar. Güney sınırlarımız boyunca hayalini kurdukları terör devletinin suya düşmesinden ileri düzeyde gocunuyorlar. Mazlum toplumlara, masum çocuklara, hakkı gasp edilmiş gariplere vicdan seferberliğiyle kol kanat germemizden memnuniyetsizlik duyuyorlar. Boyun eğmediğimiz için, tamam demediğimiz için, alttan almadığımız için, al bayrağın solmasına müsaade etmediğimiz için Deliye dönüyorlar, sürekli açığımızı ve zaaf anımızı kolluyorlar. Terörist elebaşları Sofi Nurettin ile Aydın Şimşek'i gömdük ya, işte bunu hazmedemiyorlar. Allah'ın izniyle Kandil'e Türk bayrağını dikeceğiz ya, işte bunun için çıldırıyorlar, çılgınlık peşinde koşuyorlar. Siyasi taşeronlarına, 128 milyar dolar nerede sorusunu sorun dediler tutmadı. 104 emekli amirale bildiri yayınlattılar hiç kimse yemedi. Covid-19 salgınıyla mücadeleyi sekteye uğratmak için her yolu deneyin talimatı verdiler olmadı. Cumhur İttifakı'nı karalayın, Türkiye'yi kötüleyin, Ekonomiyi kötümserliğin tüneline sokun diye işbirlikçilerine tembihte bulundular. Küçük bir azınlık haricinde inanan çıkmadı. Şahsi hükümeti, tek adam rejimi, otoriter sistem, yönetilemeyen ülke propagandalarını servis ettiler, başaramadılar. Çabalar boşuna hevesler beyhudedir. Çünkü Türk milleti Cumhurbaşkanının devletinin hükümetinin egemenlik haklarının sonuna kadar destekçisidir. <laughs> Türkiye sömürge devleti, karpuz cumhuriyeti, aşiretler koalisyonu, kabileler toplamı, suç ve cinayet örgütlerinin tasallutu altındaki bir ülke değildir. Hiçbir zamanda olmamış ve olamayacaktır Hakikaten bir suç varsa Bu suç tefsik edilmişse Suçluların objektif delil ve belgelerle Tespiti yapılmışsa Adres bağımsız Türk mahkemeleridir Adalet ne diyorsa o olacak bellidir Bundan ürkmeye, çekinmeye gerek de yoktur Ancak karambolde siyasi fırsatçılığa kalkışanlar Zalimlerin dolduruluşuna gelip ülkemizin haysiyetini iki paralığa çevirmek için konuşan ve konuşturulanlar iki dünyada bunun hesabını muhakkak vereceklerdir. Bundan kaçış ve kurtuluş imkansızdır. İkazen diyorum ki hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecektir. <laughs> Yine hiç kimse Türk Silahlı Kuvvetlerinin onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır. Terörle mücadelede destan yazan bir hükümetin kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve İçişleri Bakanlığı'nın yalnız olmadığını Özellikle ve önemle ifade ediyorum. Konu devleti ebed müddet irademizin korunmasıdır. Konu devletimizin saygınlığı ve üzerinde titrediğimiz bekasıdır. Herkes yerini yurdunu bilmek zorundadır. Herkes ağzından çıkanlara dikkat etmekle mükelleftir. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla re'in alınamaz sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı görevini üstlenmiş. İlaveten Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ünvanını taşıyan Sayın Binali Yıldırım'ı evladıyla birlikte töhmet altında bırakmak, uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirmek, tek kelimeyle müfteriliktir. Bu meselede tarafsız kalmak, köhne köhne tribünde oturup üç maymunu oynamak, Türkiye'ye kastetmek için kullanılan ve kiralanan çevrelere destek vermektir. Buna da vatan ve millet sevgisiyle bezenmiş hiç kimsenin hakkı yoktur. Her nifak ve dedikoya can havliyle salıran CHP yönetiminin siyaseti arazdır, marazdır, ayıplıdır, ahlaksızdır. Tamı tamamına çukur siyasetidir. Kılıçdaroğlu'nun rotası yanlış, siyasi dili ve üslubu yozlaşmıştır. CHP Türkiye üzerinde emelleri olan küresel emperyalizmin kanlı limanına yanaşıp tahkimat yapacak kadar Türkiye muhalifidir. İp bu limana çoktan varmış, demir atacak iskele aramaya başlamıştır. Milletin hür iradesiyle ve tertemiz oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek, Türkiye'yi deforme etmek için faal halde olanlara alimallah bedeli ne kadar ağır olsa bile izin verilmeyecektir. Biden lobisinin zehir ve zillet saçan niyetleri ne yaparsa yapılsın billahi, billahi Türkiye Cumhuriyeti'ni düşüremeyecektir. CHP'nin bu lobiye ümit bağlaması, sırtını emperyalizme dayaması, demokrasi dışı müdahalelere çanak tutması tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda düşmana hizmet edip, ganimet olmakla birdir, aynıdır. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır. Türkiye Cumhuriyeti milli ve egemen bir devlettir. Biden'ın muhalefeti pışmışlayıp Cumhuriyeti ve Cumhur İttifakı'nı hedef alması sonu hüsran olacak bir maceraya atılmaktır. İktidar ruhsatını ABD değil, kovboylar değil, kulüşler değil, güç odakları değil, büyük Türk milleti vermektedir. İhanete peşne olanların bu gerçeği akıllarından çıkarmaması tavsiyemdir. Türkiye'yi siyasi, hukuki ve toplumsal alanlarda taşeronlar vasıtasıyla düğümleyip seçime veya başka arayışlara zorlamak demokrasi ve milli irade düşmanlığının kesif bir yansımasıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye bir hukuk devletidir. Bizim açımızdan milletin vermediği bir yetkiyi zalimlerin elinden almak için heyecana kapılmak soysuz bir beklentidir. Arka arkaya ortaya çıkan birbiriyle bağ ve bağlantısı kesin olan olaylar manzumesinin kaynağında Türkiye'yi çökertme hesapları ve dayatmalara rıza gösterme beklentisi yatmaktadır. Fakat unuttukları Türk milletinin kudreti kuvveden fiile çıkan korkusuz duruşudur. Türkiye sokakta bulunmadı. Hatir, harita üzerinde kurulmadı. Türk milleti tesadüfen bir araya gelmedi. Bağımsızlık hediye alınmadı. Üzerinde yaşadığımız topraklara boşuna vatan denmedi. Sınırlarımız icazetle çizilmedi. Varsa kendine güvenen çıksın karşımıza. Varsa yüreği yeten haydi buyursun her meydanına. Eğer demokrasimizi, eğer devletimizi, eğer hürriyetimizi, eğer milletimizin tarihi haklarını eğer milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu can pahasına savunamazsak bu hayat, bu can, bu beden hepimize haram olsun. Kahraman şehitlerimizin ve aziz cettimizin emaneti olan milli varlığımıza operasyon çekenlerin devletimizin çatısını uçurmak için gizli saklı plan yapanların bu cüretkarlıklarını burunlarından fitil fitil getireceğiz. Bu nedenle yaşanan sürece ve yaklaşan tehlikelere karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatini hasreten çekiyorum. Kalbinde bayrak sevgisi olan herkesi vatan olarak paydasında cumhurun muazzez irade vasfında buluşmaya, zulme ve zillete açık tavır almaya davet ediyorum. Gün bugündür millet varlığına karşı husumete yeltenenleri, tahrikleri bırakarak girdikleri ihanet yolculuğundan derhal dönmeleri konusunda bir kez daha uyarıyorum. Kimden ve nereden gelirse gelsin, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini tartışmaya açmak, siyasi rant hesabıyla dış tazlik ve tertiplere kuryelik yapmak, bilinmelidir ki devletin ve milletin izmaline onaydır. Bize göre bunun adı da ihanettir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı bu emelleri besleyenlere hiçbir şart altında geçit vermeme konusunda manevi ve iradi söz birliği etmiştir. Bu bakımdan hiç kimse hayal peşinde koşmamalı. Türk milletinin gücünü ve milliyetçi ülkücü hareketin sabrını test etmek gibi bir gaflete düşmemelidir. İçinden geçtiğimiz nazik dönemde herkesin sağduyunun rehberliğinde hareket etmesi, ihanet girişimlerine karşı milli duruş sergilemesi, toplumsal huzurun tesisi ve korunması hususunda sorumlu davranması tarihi bir görevdir. Biz bu görevin şuuruyla hükümetimizin yanındayız. Devletimizin arkasındayız. Sokak çetelerinin, terör örgütlerinin, yedi düvelin karşısındayız. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Çünkü biz vatanın ha ekmeğini yemişim, ha kurşunu diyen serden geçti ruh oğlu Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Velhasıl hep birlikte Türkiye'yiz. Değerli arkadaşlarım, yeni bir dünya düzeninin şekillendiği 21. yüzyılın ikinci on yılında elbette ki önce Türk milletinin ve sonra bütün insanlığın istikrar, güvenlik ve huzur içinde yaşamasını arzuluyoruz. Türk milletinin...